Asgari ücretin artmasıyla hane gelir kriteri de otomatikmen değişti. Engelli aylığı, engelli bakım maaşı bağlanma kriteri de arttı. Engelli maaşı bağlanabilmesi için asgari ücretin 1/3, bakım maaşı bağlanabilmesi için asgari ücretin 2/3 kadar olması şartı aranıyor. Asgari ücretin 5500 TL olmasıyla birlikte bu oranlar da değişti tabii. Engelli aylıklarının değiştiği ilk gün söylemiştim. Engelli aylığı bağlanma kriteri 1833 TL, evde bakım bağlanma kriteri ise 3666 TL'ye yükseldi. Aslında bu kriterlerin değişmesi başvuracak kişiler kadar daha önce başvuru yapıp da kriterleri sağlayamayanlar için de çok önemli. Daha önce engelli maaşına veya evde bakım maaşına başvurup da olumsuz yanıt alanlar veya maaşları kesilenler yeni düzenleme ile birlikte tekrar bu maaşlara başvuru yapıp olumlu yanıt alabilirler durumlarına göre. Tüm sosyal yardımlar artmış oldu doğal olarak. Fakat bunun yanı sıra GSS, BES ve dışarıdan ödeyenler için Bağkur primleri de arttı. Bir de İşkur'un engelli kendi işini kurma hibe desteğinin de Ocak ayından itibaren 85 ila 100 bin TL arasında bir rakam olması bekleniyor. Yani kulislerde görüşülen tutar bu kadar. Peki bu ne anlama geliyor? Kısaca belirtmek istiyorum. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücü kaybının en az %40 olduğu engellilere verilecek sağlık kurulu raporları ile belgelenen kişiler üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak, sonra da ilave istihdam oluşturmak amacıyla İşkur'a başvurmak istiyorum diye elinde bir proje ile başvurursa hibe desteği alabiliyor arkadaşlar. Başvuracak olan kişiler için proje desteği vereceğiz Aralık ayında. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Örnek teşkil etmesi açısından geçen yıl onaylanan bir projemizden bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşımıza İstanbul Bakırköy'de engelsiz kafe projesi yaptık. Tüm çalışanlarının engelli bireylerden oluştuğu ve müşterilerinin de engelli bireylerden oluşmasını beklediğimiz, ortasında kitap okuma alanının olduğu, engelli bireylerin hoş vakit geçirebilecekleri kafe pastane konseptiydi bu. Her şehre yapılabilir proje ve İşkur tarafından beğenilip de hibe desteği verilen bir proje bu. Değişen kriterlerde bizim için en önemli olan konu engelli maaşı kesilenler veya evde bakım maaşı kesilenler yeni hesaplama için bize yazabilirler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.